Yükseliş Koleji bu yıl ikincisi düzenlenen Nostalji Açık Hava Sinema Günleri'nde veli ve öğrencilerine yine unutulmaz bir gece yaşattı. Öğretmenler de burada bir birlik öğretmen, ikilik öğretmen, üçlük, dörtlük öğretmen ve sonsuz öğretmenler olarak ayrılıyorlar. Geçmişte açık hava sinemalarının atmosferinin birebir yansıtılarak hazırlanan Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü'nün girişinde antika elektronik eşyalar, biraz ileride Hatay Büyükşehir Belediyesi bandosunun karşılaması ve sonrası yine geçmişin efsane motosikletlerinin sergilendiği alan ve bilet gişe noktalarıyla açık hava sinemasında muhteşem atmosferine giriş yapan veli ve öğrenciler, patlamış mısır ve sade gazoz ikramlarıyla antika otomobilleri izleyerek geçmişte yolculuk yaptılar. İskenderun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı ve İngilizce öğretmeni Hanifi Zobar, bu yılda Yükseliş Koleji'nin nostalji gecesine antika eşyalarıyla büyük bir katkı sundu. Muhteşem bir geçmişe yolculuk, çocukların ve büyüklerin ellerinde patlamış mısır, gazoz, kampüste dev ekranda Türk sinemasının klasiklerinden Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi izlendi. Yükseliş Koleji kurucusu Nuri Üysen ve Genel Müdür Aykut Davut Öktem ev sahipliğinde öğrenci, öğretmen, idari kadro ve velilerin tadına doyum olmayacak güzellikte nostalji yolculuğuna Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ile Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven de eşlik ettiler. Geçmişle günümüzü buluşturan nostaljik açık hava sinema gecesinde antika otomobilleri inceleyen Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ve ailesi hazırladıkları muhteşem atmosfer için Yükseliş Koleji kurucusu Nuri Üysen ve Genel Müdür Aykut Davut Öktem'e teşekkür ettiler ve antika otomobillerin önünde birlikte fotoğraf verdiler. Küçük beyler neler hissettiler bir sorabilir miyiz? Arabayı beğendiniz mi? Arabayı beğendiniz mi? Beğendiniz mi arabayı? Şoförümüzün ehliyeti var mı? Ehliyet ruhsat kontrolü yapalım. Yükseliş Koleji kurucusu Nuri Üysen, geçmişle günümüzü buluşturan çocuklarla büyükleri bir araya getiren, aileleri buluşturduğu gibi paylaşma, kaynaşma duygusunu pekiştiren etkinliklerinin süreceğini belirterek destek veren, katılım gösteren herkese teşekkür etti. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Biliyorsunuz her sene geleneksel olarak nostalji bir olayımızı canlandırmak için açık hava sineması yapıyoruz. Eskiden İskenderun'da onlarca açık hava sineması vardı. Maalesef bunların şimdi hiçbiri yok. Biz o nostaljiyi tekrar yaşatalım diye o günlere tekrar hem gençlerimizi hatırlatalım, hem annelerle, babalarla, çocukları bir arada böyle bir etkinlikte bulunduralım diye geleneksel sinema günleri yapıyoruz. Her sene bir film gösterisi yapıyoruz ama tabii onu yaparken eskiyi canlandırarak eski arabaları, eski motorları, ikramları yaparak o günün bir anısını burada tekrar yaşamak istiyoruz. Geldiğinizde teşekkür ediyorum. Evet. Çok farklı araçlar var. Yeni gören çocuklar bu araçları ilk defa görüyor herhalde. Tabii şimdi önemli olan eskiyle yeniyi kaynaştırmak, bir araya getirmek. Ne maziyi unutturmak, ne de yeniliği unutturmak. Biz yenilikle eski anıları bir araya getiriyoruz. Bizim yaşadığımız dönemleri bugünkü gençler, bugünkü çocuklarımız da görsün, anlasın, bilsin. Biliyorsunuz geçmişini unutan geleceğine sahibi olamaz. O yönden hem geçmişimize sahip çıkıyoruz, hem yeniliklere uyan, teknolojiye uyan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. O yüzden de ben tüm bize destek veren katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlar, bu arabaların gözleri gibi baktığı araçlar. Sağ olsun Atlan Bey de otomobil gibi bir motor getirmiş. Sanıyorum herhalde bana da kullanım için bir müddet verecek.
Teşekkür ediyorum şimdi Mutlu Bey'le. Bizim bir şeref olur. Sağ olun. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız yalnız İskenderun değil, şehir dışından da katılım gösterdiler. Onlara ayrı ayrı gözleri gibi baktığı arabaları bu da teşekkür ediyorum huzurunuzda. Sağ olun. Yükseliş Koleji'nin bölge halkına sunduğu imkanların her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, eğitim üssü haline gelen Arsuz coğrafyasında farkını her zaman ortaya koyan Yükseliş Koleji ailesine kurucusu Nuri Üysen ve Genel Müdür Aykut Davut Ökdem'in şahsında teşekkür etti. Saygıyla selamlıyorum. Malumunuz olduğu üzere Arsuz ilçemiz eğitim hizmetleri noktasında çok şanslı. Bölgenin hatta ülkenin en kaliteli okullarına Arsuz'da sahibiz. Hem devlet okulları noktasında hem de özel okullar noktasında. Adını bir çırpıda sayabileceğimiz işte Bilfen, Bahçeşehir, Tek Koleji, ne bileyim Önder Okulları, Simya Koleji ve Yükseliş Koleji ve şu anda adını söyleyemediğim bir sürü okulumuz Arsuzlular için, Arsuz'un öğrencileri için hizmet veriyor. Hakikaten biz eğitim kalitesinden de son derece mutluyuz. Zaten bunu da başarıda görüyoruz, sınav sonucundaki başarılarda. Ancak Yükseliş Koleji diğer özel okullardan bir yönüyle ayrılıyor. Sosyal ve kültürel etkinlikler noktasında gerçekten çok başarılılar. Her gün üstüne koyarak devam ediyorlar. Bugün de kelimenin tam anlamıyla 90'dan vurdular hedefi. Hem bizi ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla sinema izlemeye yönlendirdiler. Hem de eski nostalji günlerine döndürdüler. Hem açık hava sinemasıyla hem de eski araçlarla. Ben burada emeği geçen başta Yükseliş Koleji kurucusu, kendisi de bir eğitim emekçisi olan Nuri Bey'e ve genel müdürümüze, emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdiden lafı çok uzatmadan hepinize iyi seyirler diliyorum. İyi geceler. Nostalji Açık Hava Sinema Gecesi'nin açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Aykut Davut Ökdem de veli eğitim seminerlerinin her yıl olduğu gibi bu yılda tüm hızıyla süreceğini müjdeledi ve Üstün Dökmen'den Milli Eğitim Eski Bakanı Ziya Selçuk'a kadar birçok ismin önümüzdeki aylarda Yükseliş Koleji öğrenci ve velileriyle bir araya geleceğini söyledi. 2023 eğitim öğretim yılında Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü olarak etkinliklerimize bugün itibariyle açık hava sinemasıyla başladık. Bundan sonraki etkinliklerimiz 4 ve 5 Kasım'da Üstün Dökmen hocamızda hem velilerimize yönelik bir iletişim seminerimiz olacaktır. Mutlaka velilerimizi 4 ve 5 Kasım'da, yanlış hatırlamıyorsam 4 Kasım'da ortaokul ve lise velilerimize, 5 Kasım Cumartesi günü saat 11'de, de ilköğretim, ilkokul velilerimize Doğan Üstün Dökmen'in semineri olacaktır. Bütün velilerimizi bekliyoruz. Arkasından gene etkinliklerimiz o Kasım ayı içinde. Aralık ayında büyük bir ihtimal eski Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'la velilerimizi buluşturuyoruz. Ocak ayında yazarlardan Sermin Yaşar yazarımızı hem öğrenci hem de velilerimizle. Şubat ayında büyük bir ihtimal İskender Palay'la. Mart ayında Polat Karay'la, diğer konuşmacılarıyla, konuşmacılarla velilerimizi buluşturuyoruz. Ben çok lafı uzatmadan bu anlamlı güne, bu açık hava sinemamıza, nostaljik sinemamıza katılan siz değerli velilerimize, bizi kırmayarak gelen değerli misafirlerimize Yükseliş Koleji olarak teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu güzel günü anlamlandıran ve haber yapan siz değerli basınımızın değerli temsilcilerine de teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Hay bilmedin onu sen.